Her yeni yılda güzellikler, barış ve huzur gibi şeyler istenirken 2020 yılı hiç de öyle istenilen güzellikte bir yıl olmadı. Aksine hem çoğu insanın aklına hem de tarihe felaket yılı olarak kaydedildi. Doğal afetler, salgın, ekonomi, eğitim ve siyasi sorunlar ile birlikte 2020 unutulmayacak bir yıl oldu. 2020'nin ilk zamanlarında küçük çaplı depremler meydana geliyordu. Bu ilk Kars depremiyle kendini gösterdi. Sonra Van ve Manisa depremleriyle devam etti. Tabii o sıralarda koronavirüs Çin ve etrafındaki ülkelerde yaygındı. Fakat dünya tarafından henüz ciddi bir problem olarak görülmüyordu. Ta ki Mart ayında pandemiye gelene dek. Koronavirüs Çin'den başlayıp tüm dünyaya yayılmaya başlayınca ve ölümcül etkide olunca pandemi ilan edildi. İş hayatı durdu. Tüm ülkelerde ekonomik kriz patlak verdi. Ve sadece bununla da sınırı kalmadı. Eğitim hayatı durdu. Okullar kapatıldı. Online eğitime geçildi. Fakat online eğitimde çoğu öğrenci eğitimden şikayetler etmeye başladı. Haklılardı aslında. Pratik olan bir dersi teorik olarak görmek ne kadar mantıklı. Ya bilgisayar olmayan öğrenciler ya da evinde internet olmayan öğrenciler. Olaylar sadece bununla da sınırlı kalsa. Siyasi olaylar da patlak verdi. Doğal afetlerde Van Çığ felaketiyle devam edildi. Elazığ depremiyle vurdu. Ama bitti mi? Bitmedi. İş doğal afetlerle de kalmadı. Bu sefer sıra hayvanlardaydı. Afrika'da çekirge kasırgası başladı. Umman'da karınca istilası. Tayvan sokaklarında maymunların işgali derken hayvan temelli birkaç salgın da baş gösterdi. Fakat bunlar koronavirüs kadar etkili değildi. Bu salgınlardan biri Suudi Arabistan'da yayılmaya başlayan kuş gribi salgını. Diğer salgın ise Afrika'da yayılmaya başlayan fare kaynaklı oluşan Lassa virüsü ve tesadüfe bakın ki Çin'de yine fare kaynaklı hanta virüsü çıktı. Lakin etkisi fazla sürmedi. Moğolistan'da marmot eti yiyen iki kişi hastalandı ve veba belirtileri gösterildi. Fakat olay büyümeden bitti. Hayvanlarda sıra demiştik, öyle değil mi? Daha durun, devam ediyoruz. Koronavirüsten dolayı evlere kapandığımız için doğadaki hava kirliliği azaldı. Hayvanlar kendilerine ait olanı geri aldı. Sokaklarda ve yollarda onları görür olmamız, kirli denizlerin temizlenip yunusların ortaya çıkması ve daha nicesi. Doğa kendine ait olanı geri aldı bu dönemde. Aslında ara ara bu dönemlerin olması gerekiyor sanki. Tamam, belki söylediğim kötü bir şey ama hayvanlar insanların bu durumundan faydalanıp daha rahat yaşama kavuşuyorlar. Çünkü insanlar normal yaşamdayken hayvanlara etmedik işkence bırakmıyor. Keşke ara sıra böyle dönemler olsa da hayvanlar doğada daha rahat yaşayabildiğinin tadına varabilse demeye başladı insanoğlu. 2020'de neredeyse tüm insanlık bu durumun farkına vardı. Tüm bu doğal afetlerin ve salgının yanı sıra siyasi sorunlar ve ekonomik kriz de 2020'nin en kötü aktörleri olarak yerini aldı. Koronavirüs kimileri avantajlı bir şekilde etkilese de kimileri de dezavantajlı bir şekilde etkiledi. Durum ekonomik. İnsanlar salgından dolayı dışarı çıkamadığı için, esnaflar da haliyle müşteri alamadığı için kepenk kapattı ve kirasını ödeyemeyen dükkanlar haliyle iflas etti. İşten işçi çıkartmalar başladı. Bu da etmedi, işten eleman çıkartmak yasaklandı. Böylelikle kimse işçi alamaz oldu. İşsizlik daha da tavan yaptı. Virüsten ve işsizlikten dolayı geçinemeyenler derken çat, Doğu Akdeniz sorunu patlak verdi. Yunanistan ile Türkiye karşılıklı Navtex ilanlarıyla birbirine adeta meydan okudu. Tabii bu sırada Yunanistan'ın arkasında Fransa'nın da olmasıyla olaylar büyüdü. Ama Türkiye geri adım atmadı. Böyle bir ortamda da şu soru soruldu. Acaba bu büyüyen olaylar savaşın ayak sesleri miydi derken Birleşmiş Milletler ve Avrupa devletlerinin araya girmesiyle durum biraz yumuşadı. Yumuşamasına da Türkiye'de Ayasofya'nın camiye çevrilmesi Hristiyan dünyasının tepkisine neden oldu. Bilirsiniz, Ayasofya hem Müslümanlar için hem de Hristiyanlar için önem teşkil eden kutsal ve tarihi bir yapı. Ayasofya camiye çevrilirken Türkiye'den de itiraz edenler vardı. Kimileri müze olarak kalmasını isterken kimileri cami olması da sevindi. Kimi zaman da alay konusu oldu. İşsizlik tavan yapmışken tek derdimiz Ayasofya mı oldu diye. Ama siyasi olaylar sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ sorunu patlak verdi. Bu arada son doğal afet olayına gelelim. O da beklenen İstanbul depreminin küçük çaplı bir kısmıydı. 4.2'ydi. Fakat beklenen depremi hatırladı insanoğlu. Umarım tedbirli olmayı da elden bırakmayız. Çünkü bu deprem sadece buzdağının görünen kısmı olabilir. Ha, şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Bilirsiniz 2020'de sosyal medyada şu söylemler bayağı bir moda oldu. Virüsten dolayı eve kapanıyoruz, dışarı çıkamıyoruz. Fakat depremlerden dolayı dışarı çıkıyoruz. Hayırlısıyla ölemeyeceğiz galiba. Neredeyse tüm felaketler 2020'de. Bakalım bölüm sonunda hangi canavarla karşılaşacağız. 2020'yi sağlam bitirene Gazi madalyası verilmesi lazım gibi espriler ve söylemler döndü. Yani acanacak halimize gülünecek şekilde espriler.
tatiller yaptık. Fakat şunu bilmiyorduk biz. Belki bütün bu sorunlar bu yıl değil de diğer yıllarda da devam edecek. Belki de tüm bu sorunların 2020'de olmadığı zamanları anlayacağımız gün iş işten geçmiş olacak. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basıp abone olarak önümüzdeki haftalarda da görüşebiliriz. Kendine iyi bak. 2020'yi sağlam bitirene şöyle bir gazi madalyası verilmesi lazım. Şöyle şükürlü mükürlü, şükürlü, şekilli şükürlü. Oldu mu? Bir daha. 2020'yi sağlam bitirene şöyle şekilli mükürlü, şekilli şükürlü bir madalya verilmesi lazım.